hasret. Hasret yeter artık, ağlamanın faydası yok. 6 ay dedi halam. En az 6 ay sürermiş beni aldırması. Eve de gidemem artık. Ne yapacağım ben? Sen bu Bekir denilen adamla evlenmeyi kesin olarak istemiyorsun değil mi? Onunla evleneceğimi öleyim daha iyi. Bir yol bulmam lazım. Az bir zaman da değil. 6 ay. Hiçbir çare gelmiyor aklıma. Bir çaresi var. Benimle geleceksin. Senle mi? İhtiyacın olan süre 6 ay değil mi? O zamana kadar bizim evde kalacaksın. Gelemem. Hem gelsem bile gene çekip almayacaklar mı beni? Alamayacaklar. Sen de kabul edersen bu sefer alamayacaklar. Sana bir teklifim var. Bir şey soracağım. Emin misin? Görüyor musun Cemal Bey? Yine dinlemedi bizi, düştü o kızın peşine. Ha niye bu çocuk böyle yapıyor ha? Niye inadına gidiyor belanın peşine? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu sefer ben de korkuyorum. Baba. O adamlar abime bir şey yapmazlar değil mi? Allah korusun. Kızım. Sen benim paltomu getirir misin? Cemal Bey. Nereye gideceksin şimdi? Karakola gideceğim. Bu böyle olmaz. Bir vukuat var mı? Onu öğreniriz iş değilse. Aman dikkatli ol bey. Hı hı. Orhan. Oğlum. Çok şükür. Çok merak ettik seni. Gel. Anlatacağım bunu. Şöyle bir geçelim. Anlatacak bir şey yok Orhan. Bu kızı bir an önce götür annesine teslim et. Bizde kalamaz. Bizde kalmak zorunda. Orhan, sana son kez söylüyorum. Bu kızı götür, bir an önce evine teslim et. Artık ev burası.
Biz evleniyoruz. Duydunuz anne. Yarın başlıyorum nikah işlemlerine. En yakın zamana da gün alacağım. Daha dün tanıştınız. Bu evlilik kararı nereden çıktı? Hasret, evlenmekten başka çaren yok. Kimle? Bekir'le mi? Benimle. Nasıl? İkimiz mi? Başka türlü kurtulamazsın o adamdan. Eğer evlenirsen peşini bırakır. Böyle bir şey kabul edemem. Sakın yanlış anlama beni. Benim evlenmek gibi bir niyetim yok. Senin için yapacağım. İstemediğim bir adamla evlenmek zorunda kalmadı. Niye benim için böyle bir iyiliği yapacaksın ki? Niye hayatını feda edeceksin? Benim hayatım zaten başıma bela. O yüzden sen hiç düşünme bunu. Sadece 6 ay. Hem o arada halan işlemleri halleder. Sonrasında da Almanya'ya gidersin. Bilmiyorum. Korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Bana güvenebilirsin. Asla gerçek bir evlilik olmayacak. Peki ailen? Ailen ne diyecek? Karşı çıkmayacaklar mı? Çıkacaklar. Çıkacaklar ama onların aramızdaki anlaşmayı bilmelerine gerek yok. Bu bizim sırrımız olarak. Baba, bir şey sormayın artık. Ben öyle uygun gördüm. Ya sen? Sen nasıl kabul ettin kızım? Senin nişanlın yok mu? O ne olacak? Dört duvar kalana kadar dağıtın şerefsiz dükkanını. Hadi.
Nişanlısı değil o adam. Oğlum, anası kendisi getirdi kapıya o adamı. Kendi eliyle teslim etti kızı gözümün önünde. Sen bana niye inanmıyorsun ha? Kızım konuşsana. Ne? Yeter. Yeter. Kızın üstüne gitme daha fazla. İstedik, evleniyoruz. Bu kadar. Orhan, işin iç yüzünü bilmeden bir işe kalkışmışsın. Baban olarak uyarıyorum seni. Başına bela alırsın. Kemal Usta, Orhan, açın kapıyı. Dükkanın önünden geçiyordum, içeri adamlar girmiş. Yıkıp döküyorlar her şeyi. Çabuk olun, yetişin. Aman Allah'ım. Eyvahlar olsun, korktuğumuz başımıza geldi, gördün mü? Kerime, sen Hasret'i al. Bu gece halamlarda kalacaksın, tamam mı? Hadi gel Hasret, abimi duydum. Hiçbir yere gitmiyor. Önce bana hesap verecek. Oğluma iki günde nasıl kakalamış kendini onu anlatacak bana. Usta, ateşi gördüm de geldim. Tarumar etmişler dükkanı. Var mı yapabileceğimiz bir şey Cemal abi? İsterseniz karakola atayım sizi. Yok, sağ ol. Haber verdiniz ya. Gerisini biz Orhan'la hallederiz. Cemal usta, kalıp yardım edelim. Lüzum yok. Bir ihtiyaç olursa söyleriz. Kolay gelsin. Geçmiş olsun tekrar. Kiriniş, kesin o yaptı. Kimse değil. Bunu sen kendine yaptın. Sana dedim. Başına bela alırsın dedim. Onlar daha bela nedir görmemişler baba. Sakın böyle bir delilik yapma. Bu haltı ederken dinlemedin, bari şimdi dinle. Yakarsın şartlı tahliyeni. Bunlar bunu yapacak, ben alttan mı alacağım baba? Gerekirse alacaksın. Çünkü artık yalnız değilsin. Madem istiyorum dedin, sahip çıkacaksın o kıza. Sana güvenip de peşinden gelmiş. Daha ilk günden mapus yolu gözletme kararı. Ortalığın tozunu nasıl attırdık Bekir ağam? Orhan iti almıştır dersini. O dersini aldı da biz daha kızı alamadık. Hadi elimiz böyle boş kaldı. Ayfer'in geldi Bekir ağam. Gelsin bakalım. Gelsin. Buyur. Ağam. Ne yaptın? Sebze meyve artı almaya mı geldin? Ama geç kaldın. Çöp arabası gitti biraz önce. Ben ne dediğini hiç anlamadım ki. Ben kızı sormaya geldiydim.
Bir bak bakayım. Bak etrafına! Bak! Aa, biraz buraya da bak. Var mı kız? Yok. Yok tabii. Çünkü kızın olacak o hasret, o şerefsizin peşinden gitti. Aha, sen kızı bul dedin. Ben buldum, getirdim. Sen avucuna koydum. Tutamayan sensin. Ya sen de hala konuşuyorsun mu? He? Bir sene oldu be. Geldiniz, bitirdiniz beni ana kız. Hali ayağınıza serdim. Yetmedi. Hepsini geri ödeyeceğim. Anlayın mı? Ağam, ben de o kadar para ne gezer? Benim etim ne, budum ne? Ben orasını bilemem. Bunu böyle ayağımın dibine getireceğim. Anlat bakayım. Nasıl ayarttın oğlumu ha? Nasıl gözünü boyadın? Ne yaptın da başını döndürdün oğlumu ha? Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Kendisi istedi evlenmeyi. Tabii. Tabii o istemiştir. Hatta yalvarmıştır sana. Nereden bulacak senin gibisini? Anan çirkefin önde gideni. Peşinde katil kılıklı adamlar. Senin gibi kısmet hiç tepilir mi ha? Sen bana baksana. Aptal mı var senin karşında ha? Anne, yapma. Abla, sen karışma. Önce evimizi yaktılar, şimdi de dükkanı yıktılar. Annem ne diyorsa haklı. Bana bak, bu nikah olmayacak. Anladın mı sen beni? Hadi, yürü şunu defol. Anne, yapma dedim. Anne tamam, tamam sakin ol. Lütfen. Bana bak, sen de bunu koruyup durma, vallahi seni de gebertirim. Hadi, yürü defol, çık evinden. Anne! Anne yeter! Kız kendi gelmedi eve. Oğlun getirdi. Abimi duymadın mı sen? Ben istiyorum dedi. Eğer hesap soracaksan git oğluna sor. Hadi Hasret. Hadi gidelim. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok. Konuşuyorduk sadece. Düşmüş peşine gelmiş. Bir şey sormayalım mı yani? He? Anne. Bundan sonra bir şey soracaksan önce bana sor. Yürü gidiyoruz. Ben paltomuzu alayım babacığım. O adamlar dağıtmış değil mi dükkanı? Böyle sessiz mi kalacaksın Cemal Bey? O kızı al git demeyecek misin oğluna? Orhan çocuk mu hanım? İstiyorum evleneceğim diyor. Duymadın mı? Cemal Bey, sen dediklerine inanıyor musun? Çocuk bunalımda, görmüyor musun? Ne yaptığını farkında bile değil. Belginin yüzüğü parmağında daha. Hanım! İş işten geçti. Senin oğlun söz vermiş o kıza evleneceğiz diye. Bedeli neyse hep beraber ödeyeceğiz. Sabah 8'de hazır ol. Nikah muamelesini başlatmak için alacağım seni eve. Biz bir hata yaptık galiba. Burada böyle
kalamam. Gideceğim ben. Nereye gideceksin? Eve mi yoksa Bekir'e mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsan müstakbel kocanı dinle o zaman. Hasret. Seninle konuştuk. Bir anlaşma yaptık. 6 ay sonra ne ben kalacağım ne bu ev kalacak. Ha yine de gitmek istersen eğer. Enişte kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama. Ne rahatsız oğlum? Ben de size vuracaktım zaten tekrar. Seni merak ettim. Kaç gün daha? İstediği kadar kalabilir. Bizce mahsur yok. Buyur gel kızım. Teşekkür ederim enişte. Aklın kalmasın. Tekrar hoş geldin Hasret. Şöhret, ne oluyor burada? Kızım, sen yukarı çık. Odanı biliyorsun zaten. İşi var yine bizim evimizde. Orhan geri getirdi. Birkaç gün daha bizde kalacak, rica etti. Annesi alıp götürdü ya. Niye bırakmıyor Orhan bunun peşini? Yoksa aralarında bir şey mi var? Onu nereden çıkartıyorsun Hüsot? Ben demiyorum ki. Bütün mahalle konuşuyor. Ne çabuk unuttu Belgin'i diyorlar. Yahu Orhan'ı bilmiyor muyuz? Daha nişan yüzüğü parmağında. Dönüp bakar mı başkasına? Belgin'imin mezarında daha çiçekler kurumadı. Eğer Orhan böyle bir şey yapacak olursa hepsine mahalleyi dar ederim. Biz bir hata yaptık galiba. Burada böyle kalamam. Gideceğim ben. Nereye gideceksin? Eve mi yoksa Bekir'e mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsan müstakbel kocanı dinle o zaman. Ben aslında bir hediye verecektim sana bugün. Hediye mi? Annem
hep babamla evlendikleri zamanı anlatır. O zamanlar bir boru karyola, bir şilte, bir de halıyı yüklemişler at arabasına. Öyle gelmişler mahalleye. Parmağında bir tek bu yüzük. Bir gün öyle bir kar yağmış ki hava çok soğuk. Buz tutmuş el. Üşüyoruz tabii. Evde de yakacak odun yok. Annem kalkmış, bu parmağındaki yüzüğü satmış. Almış iki çuval odun, getirmiş eve. Ben ısınmışım ya, gerisi umurumda değil. Babam gelmiş sonra. Bakmış ev sıcak. Ev sıcak ama annemin parmağı boş. Hemen gecenin o vakti açtırmış kuyumcuyu tekrar. O gün ne kadar yemeye kazandıysa hepsini saymış. Yüzüğü geri almış. Sonra da anneme bir yemin ettirmiş. Bu yüzük ne olursa olsun parmağından çıkmayacak. O yemin 30 yıldır sürüyor işte. Ben de yemin ediyorum o zaman, ölene kadar. Mezarlıkları, mapushaneleri yol ettik kendimize. Tam bitti dedik, şimdi de bu kız çıktı. Uyu uyuyabilirsen Neriman. Nerede? Aman. Nereye bakıyor bu kız? Nerimansam heba ettirmeyeceğim oğlumu sana. Ne
Sen o hasret denen kızı koruyorsun ama ben pek de masum olduğunu düşünmüyorum. Daha başındaki adamı def etmeden abimi kestirmiş gözüne, baksana. Ah, nihayet bu evde benim dilimden konuşan biri çıktı sonunda. Ya abim çocuk mu Allah aşkına? Hasret zorla onu evliliğe ikna edebilir mi hiç? Babasının kızı. At bakalım bütün suçu abine. Benim anlamadığım, yüzük hala parmağındayken nasıl bu kararı alabildi? Annemin dediği gibi abla, buhran geçiriyor abim, buhran, buhran. Bak, şu çocuk kız bile anladı. Ama siz baba kız ayak direğinde. E tabii, dün gece benim gördüğümü görseydiniz, o kızın ne menen bir şey olduğunu anlardınız. Ne gördün ki? Karşıda, Melgin'in camında işmar ediyordu abi. Ne? Nasıl işmar ediyordu ya? Böyle göz kaş süzerek el sallıyordu. Ha, bilmiyor ki kıracağım o kolunu. Oğlum. Komşular duyunca yeterince dedikodu yapacaklar zaten. Bari siz yapmayın. Sen işe mi gidiyorsun? Hasret'e kimlik çıkaracağız. Nikah işlemleri için. Allah'ım. Göz göre göre yakıyor bu çocuk kendini. Sütüm, bir tabak daha koysana masaya. Misafirimiz var ya. Zaten iki gün kalmayacak mı o? Beni muhatap etme. Ben şimdi bir tepsi hazırlarım, sen götürürsün. Günaydın Ala. Misafir almaya gelmiştim de. Ben hemen getireyim. Kim bu kız? Neden hala burada? Madem senin misafirin, neden hala burada kalıyor? Merak etme hala. Birkaç gün sonra bizde kalmaya başlayacak zaten. O da hazırmış zaten. Günaydın. Günaydın. Hadi gidelim. Ne yapıyorsunuz sen? Ne alıp veremedin var elin garibiyle? Kalacağı iki gece. Benim kızla değil, Orhan'la derdim. Daha düne kadar kolunda Belgin'le geziyordu. Şimdi yanında hiç tanımadığımız biri. Ya aralarında ne var ne yok bilmiyoruz. Hem olsa ne olur ki? Hayat devam ediyor Beysot'um. Orhan'a niye çok görüyorsun mutluluğu? Sevmesin mi? Sevilmesin mi bundan sonra? Sevsin. Hem de çok sevsin. Hatta o kadar çok sevilsin ki dünyada eşi benzeri olmasın. Rabbimden tek dileğim kavuşamasınlar. Aynı Belkin'im gibi. Belkin'imin ahı ömür boyu Orhan'ın peşinden gitsin. Ne işleri var ki burada? Bekir mi girmiş dükkana?
Boş ver sen. Çok zarar vermişler mi? Avlayan köpek ısırmaz derler. Halan bir şey sordu mu sana nereye gidiyorsunuz diye? Yok. Zaten konuşmuyor benimle. Sevmedi sanırım. Seninle bir alakası yok. Olur da bir şey sorarsa benim üstüme at. Bilmiyorum da, tamam mı? Hanım, Orhan'a söyle elini çabuk tutsun. Mümkün olan en kısa sürede kıysınlar nikahı. Merak etme bey. Koşa koşa gitti zaten. Sabah yüzünü yıkar yıkamaz hasretin kapısında aldı soluğu. Doğru yapmış. Bu vaziyette ablamlar da tutamayız o kızı. Ben de kara kara onu düşünüyordum zaten. İki gün sonra evlendiklerini öğrenecekler. Nasıl bakacağız İsmet ablanın yüzüne? Ne diyeceğiz kadına? Kimse bir şey söylemesin. Ben konuşacağım ablamla. Durumu izah edeceğim. Anlayacaktır. İyi. Anlat bakalım ne diyecek. Kadın ne dese haklı. Bütün mahalleli arkamızdan tef çalacak. Daha yasları bitmeden düğün yaptı diyecekler. Hata üstüne hata yaptı Orhan. Tenkit etmek, kusur bulmak çok kolay. Maharet, bu musibetten bir hayır çıkarabilmek. Belki de hayata bağlayacak verdiği karar onu. İki yaralı, iki yalnız insan, nefes olacak birbirine. Kim bilir? Bu şerden bir hayır doğacaktır belki de. Nerede kaldın? Ay Mesude, biliyorsun bizim evin halleri işte. Anlatacağım, yolda gel. Anangiler evde mi? Hı, evdeler. Kim bu kadın? Tanıyor musun? Tanıyorum canım. Hazır mısın canım? Patlatıyorum bombayı. Bu kadın var ya, bu kadın. Abimin müstakbel kayınvalidesi. Neyse, yürü hadi. Çekil dışarı. Anan nerede senin lan? Anan nerede? Anan çağır bana. Anan çağır, abin çağır, evde kim varsa çağır. Ne oluyor burada? Hanım, hanım. Bu ne rahatlık ha? Benim elimden kızımı aldınız siz. Bey, tanıştırayım. Hasret'in annesi Ayfer Hanım. Hoş gelmişsiniz, buyurun. Hiç hoş gelmedik. Hasret'i almaya geldim ben. Hasret nerede? Önce biz bir konuşsaydık. Konuşacak hiçbir şey yok. Oğlunuz geldi, nikahdan kaptı, kaçtı kızı. Hanım, hanım, adama sorarlar. Hırsızın hiç mi suçu yok diye. Senin kızın böyle acındıra acındıra iki günde kakaladı kendini oğluma. Sen bana baksana. Bana çamaşırcı Ayfer derler. Ben adamı alır, katlar, bükerim. Yeter! Çocuklar yapmış bir cahillik. Kavga etmenin sırası değil şimdi. Cahillik mi? Anam ne olmuş ki? Ne olmuş ki? Ne etmişler ki? Neyin cahilliği bu? Gençler evlenmeye karar vermiş Ayfer Hanım.
bize de hayırlı olsun demek düşer. Omuzlar dik, başını dal sağa. Çeneni dal şöyle yukarı. Birader, sen geç oraya, oradan söyle. O ne yapacaksa kendi yapar. Tabii, kusura bakma. Objektife bakabilir misiniz? Evet. Çekiyorum. Çek. Tip. Ay. Eğer oğlunuz kızımın bir saç teline dokunduysa. Sen bizi ne zannediyorsun hanım? Usulü adamı bize mi öğretiyorsun? Ben o kızı nikaha kadar bu eve bile sokmuyorum. Peki, iki günde nasıl karar vermişler ya evlenmeye? Tabii, senin oğlun benim kızının aklını çeldi değil mi? Kendin sor diye çağırırdım ama şu anda evde değil kızım. Orhan'la birlikte nikah günü almaya gittiler. Başıma gelindi. Ama merak etme. Akşama ikisini de alıp el öptürmeye getireceğim. O zaman canın ne isterse sorarsın kızına. Gerisini hanımlar aranızda konuşun. Kaç tane basalım abi? 6 tane, 12 tane. Kimlik için 2 tane lazım da bu nikah işlemleri için kaç tane lazım acaba? Bunun için de 3 tane istiyorlar abi. Ama biz 12 tane basalım, garanti olsun. Peki öyle olsun. Ne nikahı lan? Ne diyor bu herif? Hayırlı bir iş olduğunu bilseydim yengeyle beraber fotoğrafınızı alırdım. Gerek yok. Şunu al. Sen yarına bunları yetiştir yeter. Tamamdır abi. Hadi kolay gelsin. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim Bekir ağa? Ah hasret ağa. Mahvettin beni, mahvettin. Diri diri babam yanına gömeydin, iyi gitti. Daha iyi gitti. Sıra daha hazır. Burası sen misin? Evet. Burası senin evin mi? Hasret sende mi kalıyor? Sen kimsin? Anasıyım ben, anası. Bana bak, ona söyle. Akşam eve gelince onu dilim dilim keseceğim. Aa, bu ne biçim konuşma? Ne biçim laf öyle o? Az bile söyledim.
Sen de onlarla ortak oldun ha? Ha? Kapattınız değil mi kızı? Bana baksana sen. Ben kimseyi evimde zorla misafir etmiyorum. Rica ettiler, biz de misafir ettik. Bu misafirliği çoktan geçmiş. Ev sahibi olmuş ha? Bana bak. Daha görüşeceğiz sizinle. Bu mesele burada bitmedi. Ah Orhan ah, bizi kimlerle muhatap ettin? Ay, kadın çamaşırcı! Ben oğlumu kimselere layık göremezken o gitti çamaşırcının kızını aldı. E tabi takılır Orhan'ın peşine. Anne, bence Hasret düşündüğün gibi kötü niyetli bir kız değil. Ya tek derdi para olsaydı nişanlısıyla evlenirdi. Baksana adam varlıklıymış. Ay, daha o haspanın evine gideceğim. Bir de o çirkef anasının gönlünü alacağız kızı bize versin diye. Hala. Terlik ver alana. Az önce buradan bir kadın çıktı. Hasret'in annesiymiş. Bana uğradı. Bir şey dedi mi abla? Ne diyecek? Sayda döktü. Kızı eve kapattınız dedi. Şimdi anlatın bakalım bana bu işin aslını astarım. Abla, kızı sevmediği birine vermek istiyormuş anası. Orhan da o yüzden ona yardım ediyor. Yani ondan. Nasıl bir yardım bu böyle? Her yere Orhan alıyor götürüyor. Bir şeyler dönüyor. Neriman. Bak, madem kızı bana emanet ettiniz, ne olduğunu da anlatacaksınız. Ben öyle ne olduğu belirsiz bir kızı evimde tutamam. Abla, bir iki gün kalacak zaten. Orhan da öyle söylüyor. Ama sonra ne olacak anlamadım ki. Bir yere mi göndereceksiniz kızı? Şey... Kız evlenecek hala. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk abi. Duymadım çıktığını. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Eve tazeye geldik ama seni göremedik tabii. Başın sağ olsun. Eyvallah abi. Şey, sen bize iki çorba verir misin? Tabii. Başka bir şey ister miydin? Yok. Aç değildim aslında. Biz iki çorba alalım abi. Geliyor hemen. Olur mu canım öyle şey? Kahvaltı bile etmemişsin. En azından bir çorba içeyim. Ölen yakınınız mıydı? Öyleydi. En yakınımdı. Hala da öyle. Başınız sağ olsun o zaman. Allah rahmet eylesin. Nasıl evlenecekmiş? Kiminle? Yani nişanlısından kaçmıyor mu bu kız? Başka bir sevdiği varmış. Allah Allah. Demek öyle. Yani ne bileyim. Kimse de bir şey söylemeyince. Abla. Cemal ben ablamla konuşacağım deyince ben ondan sana bir şey demedim. Neyse. Yani ne olduğunu bilelim de.
Kadın da böyle gelip abuk subuk konuşunca asabım bozuldu tabii. Neyse, hazır gelmişsin hala. Ben bir kahve yapayım. Yok yok, içmiş kadar oldum. Sağ ol Kerim. Hadi ben gideyim artık. Kız, sen ne yaptın ha? Anne, ne yapayım? Kadın açık açık sordu. Ne deseydim? Abimle Hasret mi evleniyor deseydim? Ben nerelere gideyim ha? Şu kafamı nerelere, hangi taşlara vurayım? Bak göreceksin. Bu işin sonu yine bana dokunacak. Ben en çok neyi seviyorum biliyor musun? Neyi? Çorba ekmek doğramayı. Onu ben de yaparım. Aa, sahi mi? Evet. Doğramış mı yeter? Etraftan bakıyorlar, ayıp oluyor diye söylüyorum. Aysar Hanım. Aa. Hayırdır? Gel hele. Hayırdır ha? Yaklaş yaklaş. Ne oldu? Dön şöyle. Ne oldu ha? Al bakalım. Bu ne abi şimdi? Etiyen de adetten değil midir? Vallahi billahi haberim yoktu benim. Ben şimdi duydum. Yeminle şimdi duydum. Zorla kızı alacağız diye tutturdular. Akşam el öpmeye getirecekler bana. Aa. Thank you.